Merhaba sevgili tarihseverler. Uzun bir hazırlık aşamasından sonra sizlerle birlikte olmanın heyecanı içerisindeyim. Çok uzun bir süredir bir YouTube kanalı aracılığıyla sizlerle buluşmak istiyordum. Hazırlıklarımızı ancak tamamladık ve birlikteyiz. Peki neler yapacağız bu kanalda? Tarih sohbetleri gerçekleştireceğiz. Tam da hepimizin evlerde olduğu bu ortamda verimli vakit geçirmek için birlikte olalım istedik. Bilinen tarihçiliğin dışında çok bilinmeyen, satır arasında kalmış ilginç olaylardan, değişik kişiliklerden bahsedeceğiz. Öte yandan kitap önerilerinde bulunacağım sizlere. Bunun yanı sıra yapmış olduğumuz tarih gezilerini sizlerle paylaşacağız. Peki ben kim miyim? 15 yıllık tarih öğretmeni Duygu Uğun. Anlayacağınız donanımımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz küçük bir aileyiz. Teknik destekte eşim Coşkun Uğun, manevi destekte ise küçük kızım Durumila bana yardımcı oluyor. Ancak sizlerin desteğiyle kocaman bir aile olacağımıza inanıyorum. Tarih sohbetleri diyoruz ama tarih nedir? İsterseniz önce biraz bundan bahsedelim. Tarih denince akla herkesin 3 aşağı 5 yukarı tanımı aynıdır. Geçmişin bilgisidir, değil mi? Sizin de aklınızdan geçen şey herhalde geçmiştir olacaktır. Ama aslında tarih bugündür. Edward Halit Carr tarihin tanımını yaparken şöyle söylüyor. Tarih geçmişle bugün arasında bitmez bir diyalogtur. Ne kadar doğru söylemiş değil mi? Peki tarihin konusu nedir? Tarih geçmişte yaşamış insanları konu alır. Tarih ve insan birbirleriyle iç içe geçmiş bir bütünün parçaları. Tarih ne zamandan beri var? İnsan ne zaman varsa tarih o zamandan beri var. Yani kısacası şöyle söyleyebiliriz. Tarihin konu alanı içerisinde insan eli değmiş olan her şey girer. Yani tarih olanla değil, yapılanla ilgilenir. Yani tarihin konu alanı içerisinde doğa olayları yoktur. Ancak insanın elinin değdiği her şey tarihin konu alanı içerisindedir. Evet, tarihin olmazsa olmazı insandır. Ancak bir başka olmazsa olmazı, eğer biz tarihe bilim diyorsak, tabii ki belgedir. Belgesiz tarihçilik olmaz diyor Halil İnalcık. Ne kadar da haklı. Öte yandan bu belgeleri doğru yorumlamak gerekiyor değil mi? Mesela, sizce tarihçinin işi bir fotoğrafçının işine mi benzer yoksa bir ressamın işine mi? Biraz düşünelim. Bir fotoğrafçı ne yapıyor? Görüntüyü fotoğraf makinesiyle kayda alıyor. Ancak bir ressam ne yapıyor? Gördüğünü kendi yorumuyla bizlere aktarıyor, öyle değil mi? İşte bir tarihçinin işi ressamınkine benzer. Ancak o kadar ince bir çizgi var ki arada. Tarihçi eserine kendi imzasını atarken tüm kimliklerinden sıyrılarak objektif olmalıdır. Ne demiş Ulu Önder Atatürk? Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Eğer yazan, yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir hal alır. Ne kadar da doğru söylemiş. Eğer bizler, tarih yazanlar, tarih yapanlara sadık kalmazsak, bilgiler bugüne yanlış ulaşır. Ve bu da bilim olmaktan çıkar. O halde hep birlikte doğru tarihçilik yaparak, doğru bilgileri öğrenerek geleceğe tarihimizi kavuşturacağız. Tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, merakta kalın.